Gelecek zaman bizdeki zaten biliyorsunuz yapacağım, edeceğim, ileriye dönük olarak kullandığımız şeyler. Gelecek zamandaki yapacaklarımız, edeceklerimiz. Hollandaca'da üç türlü gelecek zaman yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi zullen, yardımcı fiili kullanıyoruz. Ne oluyor? İki, han, yardımcı fiilini kullanıyoruz. Üçüncüsü de arkadaşlar, ben bunu nasıl diyeyim? Şimdiki zaman kullanarak zaman geçişi diyelim. Birazdan ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi üçten başlıyorum. Birden değil de üçten başlayacağım. Ne demek? Touch be bağlan in the two comes. Şimdiki zaman kullanarak. Hani bazı durumlar vardır. Çok uzak zamanı ifade etmeyiz de daha yakın zamanı ifade ederiz. Mesela morgen, haik, nar, Türkiye örneğimde mesela. Ya da haik demeyeyim de. Filik. Bakın morgen ifadesi kullandım. Ne? Yarın değil mi? Yarın sonuçta ben yaşanmış ya da yaşıyor olduğum bir günü değil de yarın yapacağım bir aktiviteden, bir şeyden bahsettim. Yarından bahsettim. Yarın Türkiye'ye uçacağım dedim. Bakın burada herhangi bir gelecek zaman yardımcı fiili var mı? Yok değil mi? Yine aynı şekilde mesela for the week work over. Gelecek hafta fazla mesai yapacağım. Overworking. Gelecek hafta fazla mesai yapacağım. Bakın burada yine dikkat edin. Herhangi bir gelecek zaman yardımcı fiilim yok. Tamamen şimdiki ya da geniş zaman dediğimiz ifadedeki fiilimi kullandım. Werken fiilimi kullandım. Yine burada uçmak fiilini kullandım. Herhangi bir yardımcı fiilim yok. Ama burada gelecek zaman ifadesini nereden anlıyorum ben? Gelecek zaman ifadem var. Gelecek zamanda. İşte ne? Folgende week demişim. İşte morgen. Yarın demişim. Burada. Gelecek zamanı Hollandaca'da yapabilmenizin yöntemi bir tanesi bu. Şimdiki zamanı kullanarak ama gelecek zamandaki zaman ifadesi kullanarak. Mesela Tolga bir tane örnek yapalım seninle. Şey diyelim. Önümüzdeki hafta ehliyet alacağım. Tamam. Volkum da bey. Ehliyet şey miydi? Rybewise. Rybewise. Morgen, volgende week Al. haal ik mein Rybewise. Gördüğünüz gibi ne dedik? Gelecek hafta ifadesi. Halın da şimdiki zamanda kullandığım ifade. Örnek olarak. Mesela morgen tabii geen dienst. Diyelim ki yarın izinliyim, çalışmıyorum. Arkadaşıma diyorum ki meslektaşıma morgen habe ich keinen Dienst. Yarın hiçbir şeyim yok. İşim ne diyorlar? İş günüm yok. Bazı şeyleri gerçekten çevirmek çok. Dienst hizmet demek yollarla Türkçe'ye çevirince. Yarın hizmetim yok anlamına gelir şunu direkt çevirsen. Ama yarın işim yok. Hani izinliyim anlamına gelen morgen habe ich keinen Dienst. Bakın yine morgen kullandım. Gelecek zaman haben gördüğünüz gibi hiçbir yardımcı fiil kullanmadan direkt fiilimi kullanarak gelecek zaman yaptım. Berfin bir tane de sen yap.
Gelecek çarşamba. Folgende Dienstag. Gelecek çarşamba. Saçlarımı kestireceğim diyeceğim mesela. Onu bilmiyorum ama. Sen farklı bir şeye gittiğin için cümle biraz farklı oldu. Şimdi bu ne falan oldun sen böyle. Çünkü Evet. burada hani sen yaptığın bir aktivite değil, yaptıracağın bir aktivite var ya. Hani ettirgen bir durum var. Sen kendi saçlarını kesmiyorsun. Sen kestirtiyorsun. Aynen. O yüzden bu lat'ını kullandım. İleride denk gelirse anlatırım. Şimdi gelecek zamanın şu kısmı tamam mı? Üç nolu şimdiki zaman kullanarak gelecek zaman yapma. Hani zaman çok uzak değilse, ileriye dönelik plan değilse, mesela şurada bahsettiğimiz her şey gibi, Folgende Woensdag olabilir, Morgen, Folgende Weekend, çok ileriye dönük böyle hani planlar değil işte. Bir sonraki yıl işte bir planın vardır, taşınmak gibi vesaire. Onları da ifade edebilirsiniz tabii ki ama hani şu daha çok daha yakın zamanı ifade etmek için çoğunlukla kullanılan bir şey. Ama bazı kullanılır yani mesela Folgende Jahr beginne ich Topladen. Gelecek yıl bir şeye başlıyorum. Eğitime başlıyorum. Hani okuma, bir okulda okuma anlamında Türkçedeki bir eğitime başlıyorum diyor. Ama bu artık belirlenmiş kişinin artık netleştirdiği bir durum olduğu için Folgende Jahr beginne ich Topladen diye kullanabiliyoruz gördüğünüz gibi.